GİSAŞ. Kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planı dahilinde gölün temizliğini üstlendi. Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü, son yıllardaki yağış rejiminde görülen azalma ve kuraklığın etkisiyle su seviyesinde kayıp ve alg patlaması sonucunda biyolojik kirlilikle karşı karşıya kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Eğirdir Gölü'nün temizliği için hazırladığı eylem planı ve davet dahilinde projede yer alan GİSAŞ, amfibi sulak alan rehabilitasyon aracıyla göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki sucul bitkilerin süpürülüp tıraşlanmasını sağlıyor. Hazırlanan eylem planı doğrultusunda başlayan çalışmanın koordinesini sağlayan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar, GİSPİR TV'ye açıklamalarda bulundu. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, kuraklık ve yağış rejimindeki azalma nedeniyle burada gördüğünüz sucul bitkilerin yoğun popülasyon artışına maruz kaldı. Gölün belli kısımlarında ise ötrofikasyon gözlemlendi. Alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı Sayın Bakanımız Murat Kurum liderliğinde Eğirdir Gölü temizleme eylem planı yayınlandı. Bu çalışmayı Süleyman Demirel Üniversitesi'nden akademisyenlerce hazırlanan ekosistem değerlendirme raporu ve bilimsel metotlarla gerçekleştirme kararı alındı. Ve bu raporda ortaya konulan öncelikli acil müdahale olarak sucul bitkilerin ve alglerin temizlenmesine karar verildi. Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve GİSAŞ işbirliğiyle bu gördüğünüz amfibik sulak alan rehabilitasyon aracı temin edildi, sahaya getirildi ve temizliğe başlandı. Ayrıca göl ekosisteminin hassas olan noktalarında dalgıçlarımız özel ekipmanlarla temizliği sağlıyorlar. Eylem planındaki önemli bir diğer aşamamız da fizibilite çalışmaları, dip çamurunun temizliği için. Bu çalışmayı da yine Süleyman Demirel Üniversitesi'nden akademisyenler yürütüyor. Gölün farklı 20 noktasından özel örnekler aldılar, hem göl içerisinden hem sedimanından. Çıkacak sonuçlara göre bilimsel metotlarla bu çamurun nasıl bertaraf edileceği ortaya konulacak ve uygulamaya geçilecek. Bu çalışma maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen GİSAŞ'ın çok hızlı bir şekilde bizlere desteğiyle gerçekleşti. Bu anlamda da GİSAŞ Yönetim Kurulu, Genel Müdürleri ve tüm çalışan arkadaşlara çok sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bulunduğu Tuzla Tersaneler Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde çevre dostu çalışma ve projeler yürüten GİSAŞ Genel Müdürü Türkan Manasır Öz, projedeki çalışmalarına dair detayları anlattı. Isparta Eğirdir Gölü'ndeyiz. GİSAŞ'ın çevreci projelerine bir tane daha ilave olmuş oldu aslında. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürümüz Bey'in ricası üzerine aslında buradayız. Sayın Başkanımız Murat Kıran'ı arayarak bu gölde ne yapabiliriz, nasıl destek verebiliriz diye bir yardım talebinde bulundu. Biz de gerekli araştırmalarımızı yaptıktan sonra GİSAŞ olarak burada en verimli ve en yararlı olacak çalışmayı başlattık. Uzun zamandır bu gölde çalışmalar sürüyormuş aslında ama başarılı olunamamış. Yaklaşık 2 gündür buradayız ve yaklaşık 40 bin metrekareye kadar bir alanı çok hızlı bir şekilde temizledik. GİSAŞ'ın bildiğiniz üzere çok çevreci projeleri var. Bunlara göl temizliği, göl ıslahı da ilave oldu diyebiliriz. Çok başarılı gidiyor çalışmamız. Ekibimizle buradayız. GİSAŞ çevre birimiyle ve yaptığı faaliyetlerle, çevreci projelerinden dolayı zaten akredite oldu ve çok çok ciddi bir şekilde ismini duyurdu. Bundan sonra da bu işbirliği devam edecek gördüğümüz kadarıyla. Başarılı projelerimize devam ediyoruz. Çevre Bakanlığımızın bize göstermiş olduğu güven ve bize ilk akla bizim geliyor olmamız bizi çok mutlu ediyor. Hem GİSAŞ Yönetim Kurulu'nun hem GİSPİR Yönetim Kurulu'nun desteğiyle buralara kadar geldik ve çok başarılı projelere imza attık. Bundan sonra da devam geleceğini düşünüyorum. GİSAŞ Operasyon Müdürü Hakan Alkış ve Çevre Koordinatörü Özlem Soydan da oluşan biyolojik kirliliğin temizlenmesi için göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki ölü sucul bitkilerin süpürülüp tıraşlanmasını sağlayan GİSAŞ Amfibi Sulak Alan Rehabilitasyon Aracı ve yürütülen çalışmalardan bahsetti.
GİSAŞ olarak Başkanımız Murat Kıran'ın talimatı ile ve TVK Genel Müdürlüğü adına Isparta Eğirdir Gölü'ne gelmiş bulunmaktayız. Buraya geliş amacımız göl seviyesindeki dramatik su seviyesinin azalması sebebiyle sucul bitkilerin kontrolsüz bir biçimde büyümesi sonucu buradaki sucul bitkilerin ıslahı ile ilgili çalışma yapmak için geldik. Tüm teknik ekibimizle birlikte sucul bitkilerin ıslahı için özel olarak imal edilmiş amfibik bir deniz aracıyla, yani hem karada hem de denizde hareket etme kabiliyeti olan bir deniz aracıyla gelmiş bulunmaktayız. Buna ilave 100 metre bariyer, 2 adet botumuz, 3 adet dalgıçımız da bulunmaktadır. Burada arkamda görmüş olduğunuz liman içini bir haftalık bir süre içerisinde otların kesimi ve toplanması işlemini tamamlamış olacağız. Bakanlığımızın bir projesi kapsamında başkanımıza ulaşılmış ve özel bir ricada bulunulmuş. Bu kapsamda biz de hemen bölgeye intikal ettik. Gerekli incelemelerimizi yaptık. Bölge halkından da bilgileri topladık. Tespitlerimizle birlikte hemen dönerek ekibimizle çalışmaya başladık. Ne yapabiliriz diye bir hafta içerisinde de hazırlıklarımızı tamamlayarak doğru ekipmanlarla bölgeye tekrar intikal ettik. Bugün de burada startını veriyoruz. Temizlemeye başladık. Burada daha önce de zaten denenmiş. Çok başarılı olunamamış açıkçası. Biz işte teknik ekibimiz çok güçlü. Hemen doğru bilgiye ulaşabildik. Ekipmanı bulduk, getirdik. Bu hem karada hem suda çalışabilen amfibik bir cihaz. İlk önce kesiyor, kestikten sonra da toparlıyor. Zaten görüntüleri de görmüşsünüzdür. Toparlıyor. Bunu süzdüreceğiz, bekleteceğiz. Daha sonrasında da kompost yapabilir miyiz diye değerlendireceğiz. Çok kıymetli çünkü azot kaynağı. Burada biliyorsunuz tarım yapılıyor. Burada değerlendirilebilir mi diye ekstradan Ar-Ge çalışmamız var. Olabilirse çok güzel bir vesile olmuş olacak aynı zamanda.